Barnaba İncili denince kafanızda ne canlanıyor? Kur'an'da bahsedilen, bozulmamış, tarif olmamış, otantikliğini kaybetmemiş en hakiki İncil olduğu mu. Veya onu gören herkesin kısa bir süre sonra kaza ile ya da suikast ile öldüğü veya öldürüldüğü yönündeki sansasyonel haberler mi? Ya da Vatikan'ı ayağa kaldıran, kısa süre içerisinde işin içine İtalyan mafyasının ve genel kurumayın dahil olması yönündeki Dan Brown romanlarının gizemini aratmayan komplo teorileri mi? Bu saydıklarıma ciddi manada inanan çok sayıda insan var. Hatta bu olay aslında FETÖ'nün İslam'a yeni bir yorum getirmek için kurguladığı bir oyundur diyenler de var. Himalaya İncili, Thomas İncili, Yahuda İncili gibi Hristiyanların apokrif saydığı daha pek çok İncil varken neden Barnabas İncili gündem oldu? Bu olayın bu kadar büyümesinin iki sebebi var. Birincisi Kur'an adı Ahmet olan ve Muhammed peygamberi müjdeleyen zamanında İsa'ya indirilmiş hakiki İncil'den bahseder. Müslümanlar bu İncil'in zamanla insanlar tarafından bozulduğuna inanırlar. Bu türden bir İncil'e hiçbir tarihi kaynakta rastlanmadığı için Barnabas İncil'inin Muhammed Peygamber'in müjdelediği söylendiğinde hakkında tonlarca haber yapıldı. Temel sebep bu olmakla beraber ikincisi ise bahsi geçen 1981 yılında köylüler tarafından Şırnağ'ın Uludere ilçesindeki bir mağarada bulunan, hakkında onlarca spekülasyonlar, asparagas haberler üretilen bu kitabı kimsenin görmemesi. Tabi insanlar bahsedilen kitabı görmezse inanmak istedikleri gibi inanacaklardır. Ve zaman ilerledikçe kulak ulemaları tarafından şehir efsanesi haline getirilecektir. Bu videoda neyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ama önce şunu açığa kavuşturalım. Barnabas İncil'i dediğimiz İncil tek bir İncil değildir. İki versiyonu vardır. Birinci versiyonu bahsettiğimiz o herkesin dilindeki kitaptır. Bu kitabı birkaç kişinin gördüğü şeklinde rivayetler vardır. Hatta bu kitabın ilk ayetlerini gördüğünü söyleyenler vardır. Bunu söyleyenler aynı zamanda kitabın Süryani alfabesiyle Aramice yazıldığını söylerler. Rivayetin devamında kitabı çevirmeyi başarmışlardır. Ama her ne hikmetse bir şekilde kitap genel kurmayın eline geçiyor ve o andan sonra kitap sırra kadem basıyor. İkinci versiyonu ise yaklaşık olarak 16. yüzyılda yazılmış olan İtalyanca ve İspanyolca iki nüshası olan fakat İspanyolca nüshası kayıp olduğu için günümüze sadece İtalyanca nüshası ulaşmış kitaptır. Barnabas İncil'i denince bu İncil anlaşılır, anlaşılması da gerekir. Zira siz eğer akademik bir çalışma yapıyorsanız ya da en azından şahsi bir araştırma yapıyorsanız, araştırmalarınızı bir takım şehir efsaneleri, gizemli hikayeler, Komplo teorileri Tılsımlı işler etrafında yapmazsınız Onun yerine Üzerine çalışma yapabileceğiniz Açıp okuyarak inceleyebileceğiniz kaynaklar etrafında yaparsınız Bu anlamda hakiki Barnabas İncili safsatasına Kendini inandırmış olanlara birkaç sorum var Bunlar genelde Müslüman oldukları için Hatta Hemen hemen hepsi Müslüman olduğu için Sorularımı bu eksende soracağım Birinci sorum şöyle Varsayalım ki iddia ettiğiniz kitap gerçekten de var. Ve sizin iddialarınızın hepsini de barındırıyor, doğruluyor. Bu neyi kanıtlayacak? Hristiyan alemini yerle yeksan mı edecek? Bütün temelleri İsa'nın uluhiyeti ya da tanrısallığı üzerine oturtulmuş bir inanca nasıl bir etkide bulunabilir? İkinci sorum, madem ki Barnabas İncil'i en hakiki İncil'dir, o halde Allah hakiki İncil henüz tamamen yok olmadan neden başka bir kutsal kitap gönderir ya da saklı kalmasına niçin izin verir veya niye yüzyıllarca saklı bırakır? Başka bir şekilde şöyle de sorulabilir. Bozulmamış bir İncil olduğu halde neden Allah başka bir kitap gönderir? Üçüncü sorum en basit ya da en zor soru olacak. Size neden inanalım? Görmediğimiz bu sözde İncil hakkında kanıtınız var mı? Bu veya buna benzer daha birçok soru sorulabilir ama boşuna zahmet olur. Sonuçta cevapsız kalacağı için bu kadarı da yeterli. Bu türden iddialar hep vardı hep de olacak. Her din yapar bunu. Çünkü din dediğimiz kavram onaya ihtiyaç duyar. Tasdik edilme ile beslenir. Mesela Ünlü biri sizin mensubu olduğunuz bir dini seçince mutlu olursunuz. Zira doğru yolda olduğunuz ihtimali bir nebze daha artar gözünüzde. Buna psikolojide doğrulama yanlılığı denir. Kısaca şöyle açıklayalım. İnancınızı ya da varsayımlarınızı destekleyen bulguları kabul edersiniz, desteklemeyenleri ise yok sayarsınız. Bu bağlamda bir Müslüman inancını tasdik edeceğini düşündüğü için bu safsatalara inanır ve zanneder ki bu kitap ortaya çıkarılırsa bütün Hristiyanlar hatta Yahudiler akın akın İslam'a geçecek. Aslında ise durum bundan çok farklı. Hristiyanlar şu andaki kanonik İncil'lerin Tanrı'nın yardımı ile azizler tarafından seçildiğine inanırlar. Ve başka hangi kitap çıkarsa çıksın onlar için apokriftir ve heretiktir. İnancın doğası budur zaten. Bugün ortaya hangi bilimsel bulgu çıkarsa çıksın, inançlar kendilerini onaylayan bulguları kabul eder, onaylamayan ise reddeder. Bu durumda kişi inancının varsayımının tersine bulgular çıktıkça inancına, varsayımına daha çok bağlanır ve sarılır. Buna ise psikolojide the backfire effect denir. Bir Hristiyanın Kur'an'dan yola çıkarak İncil'in değiştirilmediğini kanıtlama çabası ile bir Müslümanın da Barnabas'tan yola çıkarak Hristiyanlığı çürütmeye çalışma çabası aynı çabadır. Dünyadaki diğer örneklerine fazla girip konuyu dağıtmadan diyelim ki bu kitaptan yani Barnabas'tan ya da herhangi bir kitaptan yola çıkarak inancını onaylamaya çalışmak teyit ettirmeye çalışmak en basit tabirle acizliktir. İncil bozulmuştur diye inanıyorsanız o zaman öyle de yaşamak zorundasınız. Kalkıp da işinize gelen kısmına ya da size hoş gelen kısmına bakıp bunlar bozulmamış galiba deyip sosyal mecralarda İncil'in bozulmamış kısımları diye sayfalar açıp sonrasında Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak gibi vecizeli sözleri kabul edip işinize gelmeyenleri de bunlar bozulmuştur, tahrif olmuştur demekten ya da İncil'den Muhammed peygamberi bulmaya çalışmak gibi tüccar kafalarından ve iki yüzlülükten çıkın. Bu dediklerimi toparlamak gerekirse, iki versiyonu olduğunu söylediğim bu İncillerin burada ikincisini inceleyeceğiz neden böyle yapacağımı daha fazla anlatmama gerek yok sanırım. Barnabas İncil'inin İngilizce'ye ilk çevirisi 1907 yılında oluyor ve oradan da birçok dile çevrildikten sonra Türkçe'ye de çevriliyor. Siz bugün elinizi alıp da neymiş ne değilmiş diye bakabiliyorsunuz. İçeriğinde kelime-i şehadet, Muhammed peygamberin müjdelenmesi, İsa'nın tanrı değil yalnızca bir peygamber olması Mesih'in İsa değil aslında Muhammed olması gibi birçok konu vardır. Biraz sonra sırasıyla hepsine ve daha fazlasına değineceğim. Barnaba İncili kanonik İnciller ile benzerlikler taşısa da ciddi anlamda farklılıklar hatta zıtlıklar barındırıyor. Müslümanların Muhammed peygamberin adı geçiyor diye sevinmeleri de boşunadır. Çünkü Kur'an'la doğrudan çelişen tonlarca ayet de içeriyor. Buna geçmeden önce Barnabas'ın kanonik İncil'ler ile benzer yanlarına bakalım. Markos İncil'inde şöyle der. İsa şöyle cevap verdi. En önemli emir şudur. Ey İsrail halkı dinle. Rab Allah'ımız tek Rab'dir. Rab Allah'ını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün kuvvetinle sev. İkinci önemli emir şudur. Komşunu kendini sevdiğin gibi sev. Bunlardan daha büyük emir yoktur. Barnaba İncil'inde ise bu olay aynı şekilde geçmekte fakat Markos'ta olmayan bir ayrıntıyla beraber nakledilmekte. Allah'ın Rabbi ve komşunu sev. Allah'ı her şeyin üstünde, bütün kalbinle ve düşüncenle komşunu da kendin gibi seveceksin. Kıssanın devamında adam o komşunun kim olduğunu soruyor. Ardından İsa bir hikaye anlatıyor ve hep beraber o komşunun merhamette olan kişi olduğuna kanaat getiriyorlar. Markos bu yazılı değildir. Kıssa çok uzun olduğu için bu şekilde özetledim. Dileyenler kaynakça da belirttiğim pdf dosyasını açarak 30. bölümü tamamen okuyabilir. Bunun gibi benzerlikler olsa da farklı anlatımlar daha fazla olduğu için farklılıklara değinelim. Sonrasında ise Kur'an ile çelişkilerine bakalım. Cüzamlı cevap verdi. Rab bana sıhhat ver. İsa azarlayarak şöyle dedi. Aptalsın sen. Seni yaratan Allah'a dua et. O sana sıhhat verecektir. Çünkü ben de senin gibi bir insanım. Cüzamlı cevap verdi. Rab senin bir insan olduğunu biliyorum. Fakat Rabbin kutlu bir insanı. Dolayısıyla Allah'a sen dua et ve o bana sıhhat versin. Bu olay diğer İncillerde farklı şekilde cereyan eder. Barnabas'ta İsa tanrı olduğunu reddetmektedir. Oysa kanonik İncillerde böyle bir reddediş yoktur. Bu türden reddedişler bütün kitapta çok sık yer almaktadır. Nasıl ki bir çocuk bir vazoyu kırdığında ebeveynleri öğrenmesin diye uğraşırken ağzından çıkan ilk cümle olan vazoyu ben kırmadım cümlesiyle kendini ele veriyorsa aynı şekilde Barnaba İncil'i de her fırsatta İsa'nın Tanrı olmadığını dile getirerek Müslüman bir bakış açısıyla yazıldığı konusunda kendini ele veriyor. Daha iyi anlamak için başka bir örneğe bakalım. İsa karşılık verdi. Ben Davut soyundan Meryem oğlu İsa, ölümlü ve Allah'tan korkan bir insanım ve şan, şeref ve azametin Allah'a verilmesine çalışıyorum. Devamında ise şöyle diyor: Ben yeryüzünün tüm kabilelerinin beklediği Mesih değilim. Fakat Allah beni dünyadan çekip alınca şeytan dinsizleri benim Allah ve Allah'ın oğlu olduğuma inandıracak bu lanetli fitneyi yeniden çıkaracak. Bu şekilde sözlerim ve akidem öylesine tahrif edilecek ki Ortada 30 mümin yakalacak, yakalmayacak. Bunun üzerine Allah dünyaya acıyacak ve her şeyi kendisi için yaratmış olduğu elçisini gönderecek. Madem bu ayeti örnek verdik, öyleyse Kur'an ile ilk çelişkiyi de bu sayede ortaya koyalım. Başka bazı ayetler de dahil olmak üzere buralarda İsa kendisinin beklenen Mesih olmadığını, aksine Muhammed Peygamber'in Mesih olarak dünyaya geleceğini söylüyor. Peki Kur'an'ın böyle bir iddiası var mıdır? Bakalım. İlk olarak demeliyiz ki Kur'an'ın Muhammed peygamber için mesihlik iddiası yoktur. Hatta bizzat İsa'nın mesih olduğunu söyler. İkinci çelişki olarak yasak meyve konusundan bahsedebiliriz. Barnaba'ya göre bu yasak meyveler elma ve mısırdır. Kur'an'da yasak meyvenin ne olduğu belirtilmemektedir. Tevrat'ta ise bu meyve yalnızca iyilik ve kötülüğü bilmenin ağacı olarak söylenir. Dolayısıyla buradaki ifadeler hem Tevrat ile hem de Kur'an ile çelişmektedir. Ve kendilerine şöyle dedi: Bakın, size yemek için her meyveyi veriyorum. Yalnız elmalar ve mısır hariç. Üçüncüsü için çelişki demek hafif kalır. Kitap birçok yerde Muhammed'i o kadar yüceltir ki bütün yerlerin ve göklerin onun için yaratıldığından bahseder. Cennetin kapısında kelime-i şehadet yazdığından dolayısıyla onun isminin cennetin kapısında yazdığından bahseder. Adem'in af dilemek için Allah'a onun ismiyle yalvarmasından ve İsa'nın onun ayakkabılarının bağını açmaya bile layık olmadığından ve tonlarca yüceltici hatta ilahlaştırıcı ögeden bahseder. Bu da yetmezmiş gibi şu detay son noktayı göstermektedir. Ve Allah dostuyla şakalaşan bir dost gibi cevap verecek ve diyecek. Buna şahitlerin var mı dostum Muhammed? Dördüncü bir çelişki olarak Meryem, Barnabas'a göre doğum sancısı çekmeden İsa'yı doğurmuştur. Oysa Kur'an'a göre Meryem açık bir şekilde doğum sancısı çekerek doğurmuştur. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Meryem'in de doğum günleri gelmişti. Bakire oldukça parlak bir nurla kuşatıldı. Ve hiç sancısız çocuğunu doğurdu. Kucağına alıp kundağına sardı ve yemliğe yatırdı. Bu çelişkilere annen ve baban Allah'a hizmet etmende sana engel oluyorlarsa onlar senin düşmanındır. Onlardan nefret et gibi veya Adem yaratılırken şeytan itaatsizlik edip Adem'in toprağına tükürdüğü ve Cebrail'in de o tükürüğü birazcık toprakla beraber kaldırması sonucu göbek deliğimizin oluşması gibi mantığa, vicdana, etiye ters düşen onlarca başka örnek verebilirim. Ama durumu yeterince iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Burada sadece kendi okumalarım esnasında fark ettiğim çelişkilerin bir kısmına değindim. Daha önce tespit edilmiş çelişkilere kendim fark ettiysem de değinmedim. Zira yeni bir şey ortaya koymayacaksam verdiğim emeğin bir değeri kalmaz. Başka yerlerde de bulabileceğiniz bilgilerin burada tellallığını yapmaktan öteye gitmiyorsam yaptığım işin kalitesinden şüphe ederim. Dolayısıyla kendiniz biraz daha araştırarak, biraz daha makale okuyarak herkesin bahsettiği o bilinen Barnabas çelişkilerine ulaşabilirsiniz. Hatta sizin için birkaç makale derleyip kaynakça kısmına koyabilirim. Biraz da bu tarz inan çatışmalarında yöntemin ne olması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Kendi inancının Başka bir inancın çürütülmesi ile kanıtlanabileceğini zannedenler yanılıyorlar. Bunun inancın doğasında olduğundan bahsettik fakat birazcık şahsi aydınlanma ile üstesinden gelinebilir. Din kanıtlanabilecek bir kavram değildir. Çünkü dinlerin amacı açıklama yapmak değildir. Ancak bir şeylere anlam katmak içindir. Dolayısıyla bilimsel metot ile ya da başka şekillerde kanıt, delil ortaya atmak tamamen abestir. Çünkü kanıt getirebiliyorsanız eğer bu durumda o artık inanılacak bir şey olmaktan çıkar ve bilinip kabul edilen bir şey haline gelir. Bu durumda da imtihanın ya da sınavın bir anlamı kalmaz. İnançsız biriyseniz bütün bunlar sizi ilgilendirecek şeyler değildir. Fakat eğer inançlı biriyseniz o halde inancınızı gerektiği gibi sevgiyle paylaşmaktan ve kanıtlama yoluyla değil de ikna etme yoluyla yaymaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şekilde saygı duymayı ve tahammül etmeyi bilmek zorundasınız. Kalkıp da dini militanlaştırmanın bir gereği yoktur. Akıl sahibi herkes kendi inancını seçebilecek kadar iradeye de sahiptir. O halde İki farklı kutsal kitaptan iki benzer ayeti örnek göstererek anlatımımı bitirmek istiyorum. Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. Onlar sözü dinlerler, sonra en güzeline uyarlar. Bu video bu kadardı. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Selamlar ve sevgiler.